Almanya'da yaşayan Tolga, biliyorsunuz biyolojik ailesini aramak için stüdyomuza geldi. Ekibimiz Tolga ile beraber Kadıköy Moda'ya gitti ve aslında çocukluğunu aradınız, çocukluğunuzu araştırdınız. Valla Tolga'yı anlatılanlardan anladığım kadarıyla burada farklı bir hikaye var. Çünkü bugüne kadar yine işlediğimiz konularla ilgili Tolga'yı Kadıköy'de iki tane kadın bırakacak bir dükkana ve çocuk o sırada 3,5 yaşında olacak, kolu da kırık olacak, alçılı olacak. Bu zamana kadar da kimse aramayacak. Dükkan sahibi de kabul edecek. Dükkan sahibi de kabul edecek çocuğu. Bir gecede yatıracak. Ertesi gün tekrar dükkana götürecek. Sahibini bulamayınca karakola verecek. Çok mantıklı bir hikaye gelmemişti en baştan beri. Gittik. İşte o mahalleyi bulduk. Dükkanları bulduk. Bakın neler oldu. Çok mühim bir işimiz var. Akşama kadar lütfen benim oğluma bakabilir misiniz demiş. İsmi Tolga demişler. İrfan Bey beni akşam kimse almayınca evine götürmüş. Üçüncü günde karar vermiş. Demiş ki ben artık polise götüreyim çünkü bir türlü gelmiyor kimse. Tam 34 yıl önce iki kadın tarafından emanet olarak bırakıldığını öğrendiği İstanbul Kadıköy'deydi Tolga Tapanoğlu. Yayınımızda da bahsi geçen İrfan Çakal'ı bulmaya çalışacağız. Tolga'nın terzi olarak bildiği İrfan Çakal'dan bir iz bulabilmek üzere araştırmalarımıza devam ettik. Etrafa bakıyorsun, hatırlayabildin mi buraları? Vallahi hiç hatırlayamadım. Siz 15 Taksim 4 gibi bir adres vermiştiniz bize. Öyle, aynen öyle, 15-4 dediler. Bakalım yani 15'e doğru gidelim. Bakalım ne sürprizler bizi bekliyor. Tolga Tapanoğlu karakola emanet edildiğinde kayıtlara geçen adresteydi. Tolga Bey ile birlikte 15 numaraya geldik. Buradan zillere basacağız. Bakalım İrfan Çakal'ı bu binada tanıyan ya da hatırlayan var mı? Bu apartmanda İrfan Çakal isimli bir şahısı kimse tanımıyor. Tam da bu esnada ihbar hattımız üzerinden bizlere ulaşan izleyicimiz Murat Altınok, Tolga'nın hikayesine yeni bir iddiayla dahil oldu. Sizi ekranda izledim. Hikayeniz gerçekten bir film senaryosunu aratmayacak nitelikte. Bu anlamda benim bir faydam dokunabilirse bilgilerimi paylaşmak için buraya geldim. İzleyicimize göre Tolga'nın terzi olarak bildiği İrfan Çakal aslında tam da bahsedilen bölgede yıllarca çalışan manav olabilirdi. Bahsi geçen İrfan Bey'in de dükkanı tam buradaydı. Köşe bina. Burada İrfan isminde bir manav vardı. Ama terzi yan dükkanındaydı. İsmi Abraham. Terzi de kapatılmış durumda. Evet evet, yani şu anda bir akıbetlerini bilmiyorum. Tam karşımızdaki şuradan görürsek eğer bizi kesen şu sokak. O sokakta da tam karşımıza gelen apartman Tolga Bey'in programda söylediği 15-4. Aslında adresi tutuyor. Bu gelişmenin ardından Tolga Tapanoğlu'yla yeniden yola koyulan ekibimiz bu defa genç adamın yıllar önce biyolojik ailesine kavuştuğunu sandığı çocuk yuvasındaydı. 1987 yılında yurda teslim edilmişti Tolga Tapanoğlu ve yaklaşık 2 yıl kadar sonra da Almanya'dan gelen bir aile tarafından evlat edinilmişti. Peki Tolga Tapanoğlu'nun dosyasında ne yazıyordu? Kimler tarafından ve ne zaman bırakılmıştı? İşte bu soruların yanıtını alabilmek için İstanbul Valiliğine bağlı Beyoğlu Sosyal Hizmet Merkezi'ne geldik. Tolga Bey birazdan içeriye girip dosyasını inceleyecek. İki yıl önce dosyasını görmek istediğimiz koruyucu aile ve evlat edinme birimi Bahçeli Evler'deki yeni adresine taşınmış. Biz de vakit kaybetmeden yeni adrese doğru yola çıkıyoruz. Çocuk yuvasından sonra sıradaki durağımız Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Müdürlüğü'ydü. 34 yıl öncesine ait bilgiler bir dosyada Tolga Tapanoğlu'nun elindeydi. Ailesini bulmaya bir adım daha yaklaşmıştı genç adam. Heyecanlı ve umutluydu. Bütün dosya burada, beraber inceleyeceğiz ekibinizle. Belki ben bir şeyler yanlış biliyorum ya da eksik biliyorum. Böyle inşallah amacımıza ulaşabiliriz. Müge Hanım çok teşekkür ederim. Belgelere ulaştık beraber ekibinizle. Size çok güveniyorum Müge abla. İnşallah beraber bu işi başaracağız. Hadi bakalım inşallah. Şimdi bir müracaat tutanağı bulduk. Aslında benim kafamda oluşan senaryodan farklı bu müracaat tutanağında anlatılanlar. Şimdi bizim bu İrfan Çakal diye aradığımız kişi 1960 doğumlu. Kütahya Gediz. Genç. 87 yılında 27 yaşında. Şunu düşündüm, yani 27 yaşında bir çocuk kendisine bırakılan
3,5-4 yaşında bir oğlan çocuğunu emanete alır mı? Tek kelime söyleyeyim, almaz. Şimdi şöyle olmuş. İrfan Çakal, Musa oğlu, 1960 Kütahya Gediz doğumlu olup halen Moda Yeni Fikir Sokak 15'e 4 sayılı yerde ikamet eder. Göztepe Vergi Dairesi'nde çalıştığını beyan eder. 3-11-1987 günü saat 12.50 sıralarında yaptığı müracaatında bulundu. Şimdi diyor ki 1-11-1987 günü pazar saat 11 sıralarında yukarıda ikamet adresimi verdiğim evinde bulunurken, evindeymiş, dükkanda falan değil, pazar günü evinde saat 11 bulunurken kapının zili çalındı. Dışarı çıktığımda iki kadın ve kucaklarında Tolga isimli 4 yaşlarında bir çocukla geldiler ve bayanın bir tanesinin annesi olduğunu tahmin ettiğimi, saçları sarıya boyalı, normal, orta boylu ve zayıf yapılı, bir diğeri ise sarı saçlı, orta boylu, dolgun vücutlu bu bayanlar, bizim yaş günümüz var, siz çocuğu saat 17'ye kadar bir zahmet bakıverin dediler. Ben de her ne kadar itiraz etsem de ısrarları üzerine ricalarını kabul ettim. Aynı gün 17'ye kadar bırakmış oldukları çocuğa sahip çıktık. Ancak daha sonra kimse gelmedi. Ben bize bu çocuğu bırakan kadınları kesinlikle görmüş değilim. Ne tanıyorum ne nerede oturduklarını biliyorum. Tolga isimli çocuğun sağ kolu alçıda olup üzerinde normal çocuk giysisi bulunmaktadır. İki gün çocuğa baktım, gelirler diye bekledim. Ancak gelmeyince çocuğun annesinin bulunması ve teslim edilebilmesi için mıntıkanıza getirdim dedi. Senin baban bu mu acaba ya? İnşallah. Yani biz bu kişiye de ulaşamadık. Yani arıyoruz. Öldü desem 60 doğumlu yani tabii. Şeyde. Evet. Ya pazar günü saat 11'de kapıyı çalacaklar, kapıyı açacaksın. Evindeyken. Bir de 27 yaşında olacaksın. Bir tane sana çocuk getirecekler. Sen de onu alacaksın. İki gün bakacağım. Şimdi oranın hani demin... Şu anda almam yani. Niye alayım ki elin çocuğunu? Bir de kolu da kırık olacak. Müge abla... Bunlar acaba sen onun çocuğuydun falan da... Yani İrfan Bey sen de ortaya çıkmayınca tabii ben de yazıyorum senaryoyu. Hani sen onun çocuğuydun da kadın da al biraz da çocuğuna sen bak deyip getirdi de... ...bu da polise teslim mi etti diye düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Demin gördüğümüz beyefendi dedi ki İrfan abimiz dedi, o zamanlar o da çocukmuş. Dedi çok yardımsever biriydi dedi yani öyle şey yaptı. Onu anlattı. Yardımseverdi. 27 yaşında çok yardımsever bir insan. Elin çocuğunu alacak bakacak. Bir de dedi ki o bina dedi yıkıldı dedi, yeni yapıldı dedi. O 15 numara yıkılmış, yeni yapılmış. Tolga valla git gide merak etmeye başladım senin hikayeni. Ne yalan söyleyeyim. Ama süremizin sonuna geldik. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.